Herkese selam. Biliyorum okullarımıza gidemediğimiz için biraz içimiz buruk. Fakat lütfen hiçbir şekilde motivasyonumuzu ve öğrenme isteğimizi kaybetmeyelim. Eminim ki okullarımıza tekrar bomba gibi döneceğiz. O zaman bugünkü videonun konusuyla başlayalım hemen. Bugün 5. sınıftan 11. sınıfa kadar Eylül ayı müfredatında neler var onları göreceğiz. Vakit kaybetmeden 5. ve 6. sınıf müfredatıyla başlayalım. Küçük bir hatırlatma. Milli Eğitim Bakanlığı EBA müfredatı ile Tonguç Akademi sınıf kanallarında yayınlanan EvOkul programı tamamıyla paralel ve aynı konuları içeriyor. 5. sınıflar Eylül ayında Türkçe'de sözcükte anlam, sosyal bilgiler dersinde ise birey ve toplum ünitesini işliyor. Fen bilgisinde ilk hafta önemli konular olarak güneşin yapısı ve özellikleri, ikinci hafta ise ayın yapısı ve özellikleri konusu var. 6. sınıf müfredatına baktığımızda Türkçe'de iki farklı üniteyle başlanırken, fen dersinde güneş sistemi ve tutulmalar, dinde ise peygamber ve ilahi kitap inancı var. 6. sınıflar dikkat! Matematikte öğreneceğimiz üslü ifadeler ve işlem önceliği konusu, İlerleyen yıllarda da sıkça karşımıza çıkacak. Evet, 5 ve 6. sınıf müfredatını gördük. 5'e ve 6'ya giden arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Lütfen ben bu konuları gözüm kapalı yaparım, çok basit diye düşünmeyin, hafife almayın. Şöyle düşünün, diyelim ki bir kağıttan kule yapıyorsunuz. En basiti nedir? O kulenin ilk katlarını çıkmak. Çok hızlı bir şekilde, hızlı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Fakat yukarıya doğru çıktıkça o kule sallanmaya başlar ve belki de istediğiniz o son kağıtları birleştiremezsiniz. Bu nedenle biz kulemizi sağlam dikelim. En başta 5. ve 6. sınıfta konularımıza yoğunlaşalım. Göreceksiniz özellikle LGS senesinde çok daha emin adımlarla ilerleyebileceğiz. O zaman 7 ve 8. sınıf müfredatını görelim. 7. sınıflar matematikte tam sayılar, sosyalde iletişim ve insan ilişkileri, din dersinde ise melek ve ahiret inancı konusunu işliyor. Bu kısım önemli. Dil bilgisinde görülecek fiiller konusunu iyi kavrarsak, sene içerisinde işlenecek fiillerde yapı, ek fiil gibi konuları da rahat bir şekilde öğrenebiliriz. 2007 sayfaya gelince geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre 8. sınıf müfredatında herhangi bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Buna göre Eylül ayında Türkçe'de dil bilgisi, İnkılap'ta bir kahraman doğuyor, İngilizce'de ise Friendship üniteleri var. Şimdi gözünüzü kulağınızı dört açın. Matematikte çarpanlar ve katlar konusu bu yılın en önemli 3 matematik konusundan biri. LGS matematikte her yıl 2 ya da 3 soru çarpanlar ve katlardan geliyor. Bu arada EvOkul programı EBA TV ve canlı ders saatleriyle çakışmayacak bir şekilde hazırlandı. Bu nedenle sınıfının kanalına abone olmayı unutma. LGS'deki diğer önemli 2 matematik konusunu da ben söyleyeyim o zaman. Bir tanesi kareköklü ifadeler, bir tanesi de doğrusal denklemler. 2007 tayfa için gerçekten önemli bir sene olacak. Geçtiğimiz yıl LGS'ye baktığımızda yaklaşık 1,5 milyon öğrenci sınava girmişti. Bu sene bu sayı biraz daha düşük olması bekleniyor. 900 bin, 1 milyon civarı olması bekleniyor. Peki bu bir avantaj sağlar mı sizce? Bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yoruma yazın. Biz de bu süre içerisinde 9, 10 ve 11. sınıfın müfredatını görelim. Liseye bu yıl başlayacak arkadaşlarımız edebiyat dersinde Türk Edebiyatı'na giriş, fizikte fizik bilimine giriş, biyolojide ise yaşam bilimi biyoloji ünitesini işleyecek. Dikkat dikkat! Matematikte mantık konusunu ilk kez bu yıl göreceğiz ve bu konu ile diğer matematik konularının arasında pek bir bağlantı yok. Buna özen gösterelim. 10. sınıflar fizikte elektrik ve manyetizma, kimyada kimyanın temel kanunları ve hesaplama, coğrafyada ise doğal sistemler işleyecek. Edebiyat dersinde ilk hafta edebiyatın tarih ve din ilişkisi, ikinci hafta ise Türk edebiyatının tarihi dönemleri var. 11. sınıfa baktığımızda fizikte kuvvet ve hareket, kimyada modern atom teorisi, tarihte ise değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti var. 11. sınıflar içinde en önemli konulardan biri trigonometri. Matematikte dönemin büyük bir çoğunluğunu kapsayan trigonometriden AYT'de zorlayıcı sorular gelebiliyor. Aman işi sıkı tutalım. Evet, lise müfredatını da görmüş olduk. Özellikle 9. sınıf arkadaşların yepyeni dersleri var. Haliyle ilk konularda bu dersleri giriş niteliğinde. Örneğin fizik dersinde fizik bilimine giriş, kimya dersinde kimya bilimine giriş, biyolojide yaşam bilimi biyoloji şeklinde. Bu arada biyolojinin kelime anlamı da yaşam bilimi, hayat bilimi anlamına geliyor. Biyolojiyle ilgili bir bilgi daha verecek olursak, Yunanca'dan kelime kökenini Yunanca'dan alan bir ders. Bir bilgi daha verelim. İngilizce'de biyoloji, biology şeklinde telaffuz ediliyor.
bence birazcık kulağı tırmalayan bir kelime. Biz iyi ki bu kelimeyi dilimize biyoloji şeklinde kibar bir şekilde almışız. Çok da güzel oturmuş bence. Yeter bu kadar geyik yaptığım. Bugün 5. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm derslerde hangi konular işlenecek? Eylül ayında bunlara baktık. Siz de hazırlıklarınızı lütfen buna göre yapın arkadaşlar. O zaman Ekim ayı müfredatında tekrar görüşürüz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.